Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine motorumuza birkaç update yapacağız. Bu işte arka lastiği tubeless denen sistemle değiştireceğiz. Dolayısıyla artık arka lastiğimizin havası minimum düzeydeyken daha rahat sürüş yapacağız. Onunla alakalı işte birkaç teknik detay var. Bunu takarken size göstereceğim. Ben daha önce hiç takmadım ama herhalde takabilirim. Bununla alakalı işte birkaç malzemeye ihtiyacınız var. Onları şöyle göstereyim. Evet. Bunlardan birisi basınç ölçer. Yani 100 PSI'ye kadar ölçmesi lazım. Diğeri de 100 PSI hava basabilen bir pompa. Pompamız gördüğünüz gibi 10 bar basabiliyor. Yani yaklaşık 100 PSI'den daha fazla basıyor. Çünkü bu tubeless sisteme gördüğünüz gibi şurada 100 PSI hava basmak gerekiyor. Bununla alakalı ekipmanlarının tam olması çok iyi olur. Yine bir sıfır lastik takmanız iyi olur. Çünkü bu lastiğin dışında herhangi delik olursa patlak olmuş oluyor. Yani hava basamıyorsunuz. Yani bildiğiniz araba lastiği gibi oluyor bu sistem. Biraz değişik bir sistem. Umarım takabiliriz. Şimdi yavaştan arka lastiği sökelim. Ve tubeless sistemimizi motorumuza takalım. Evet, şimdi lastiği söktük. Bu eski dış lastiği çıkartalım yerinden. Lastik değiştirmek de zor iş, kolay değil. Evet. Lastiğimizi söktük. Evet, şimdi lastiğimizi söktük. Eski lastiği de çıkardık. Jantımız elimizde. Şimdi tubeless'in kutusunu açalım. Bozmalarını nasıl açabiliriz? Evet, kutusunu açtık. Şimdi içinden bu jant çemberinin şu iç kısmına salmak için bir bant gibi bir şey çıkıyor. Bir tane metal parçası çıkıyor. Bunu takarken işte lastiğe takıyorsunuz. Rahat takmanızı sağlıyor. Onun dışında ne var? Stickerları göndermişler. Ne sticker bunlar? Jant stickerı. Evet. Yedi buçuk bar basacağız. Her sürüşten sonra kontrol edin diyor. Evet, 0.7 barda şeye basacağız. İçeriye. 1 bara kadar düşürebiliyormuşuz onu. Hatta daha az. Eski şeyi söktük. Çemberin dışındaki o iç lastik koruyucu zımbırtıyı. Şimdi şurayı biraz temizleyelim. Hatta bunu eve mi götürsem bilmiyorum ya, yıkamak için. Evet, burayı güzelce temizleyip sonra şey çekeceğiz beyler. Şu tubeless'in içinden çıkan bantı çekeceğiz buraya. Güzel bir şekilde, ama temizlememiz lazım önce. Jantın içini güzelce temizliyoruz. Deliği ben şarjman kablo genişlettim. 11 milime çıkardım. Diğeri aynı. 8 milim.
Alüminyum parçalarını temizleyelim. Şimdi hiçbir şey kalmasın abi. Aynen bu. Evet. Sonra kurulayalım. Evet, 3 kat tekize. Bir tane tam ortaya, birer tane de yanlara. Kesinlikle şuraya geçmemesi lazım ama. Parça neyin neyse onu anlamadım ya. Ona bir YouTube'dan bakalım. And you're good to go to use that tire again. Evet, tam ortalayacak şekilde bantı çekiyoruz. Zemini temizledik ama yine de tortular var. Bunu iyice temizlemek için bayağı bir uğraşmak gerekiyor. Günlerce fırçalamak lazım. Dolayısıyla temizleyebildiğim kadar temizledim balta spreyiyle. Sonra bantımızı üstüne çektik. Şuraya kadar atıp buradan kestim. Şimdi ikinci katmanı atalım. Onu da şuradan başlatalım. Evet, 3 kat bant çekiyoruz. Bir ortaya, bir sağa, bir sola. Son katımızı çekiyoruz beyler. 3 kat bant atmamız söyleniyor. Evet, application uyarılarını uyguluyoruz. Düzgün bir şekilde. Umarım bu tubeless bizi yarın yolda bırakmaz. Buradan keselim ve bantlı işimizi bitirelim. Evet arkadaşlar, bantımızı şu an çektik. Tekrar bir kontrol edelim. Güzel bir şekilde, evet. Bantımız tamam. Şimdi deliklerin olduğu kısımları şeylerini açalım. Evet, şu an denk geldi beyler. Çok şükür. Hemen şuradan biraz hava basalım. Tubeless'e.
Evet, şurayı denk tam ortaya denk getirmek gerekiyor oturması için sanırım. Yoksa kasıntıdan anladığım kadarıyla oturmuyor. Var bunda. Evet, şimdi tüplis aparatını şuraya takıyoruz. Sonra jantımızı alalım. Lastiğin yönü neymiş? Lastiğin yönü olması lazım. Yani şöyle olması gerekiyor bunun. Ama biz yine de bakalım. Evet, benim dediğim gibi şöyle. Yani biz bunu böyle takacağız. Lastiğimizi takıyoruz ağır. Bir rabakondamız olsa bu kadar uğraşmayız. Evet beyler, şimdi diğer tarafı taktık. Şimdi arka tarafını takıyoruz. Şuradan başlayalım. Sonunda taktık. Normal lastiğe göre biraz daha zor takılıyor ama çok da şey değil. Şu boşlukları verirseniz eğer lastik kasmıyor. Boşlukları vermezseniz bayağı sıkıntı. Evet. Şu lastiği bir yıkayalım dışarıda. Kenarlarda tozlar kaldı çünkü. Oradan hava kaçırabilir.
şimdi 100 psi yağ basacağız. Lastiğe. Sonra şeyi sıkacağız. Basacağız. Evet. 110 bar basmışız. Yeter. Evet, buraya da şimdilik biraz fazla bastım. Kaçırıp kaçırmadığına bakalım diye. İnşallah kaçırmıyordur.